Selam arkadaşlar. Bir iki bir şey unutmuştum. Bir son önceki videomda genel her şeyi paylaştım ama ekstra verebileceğim bir iki işte tavsiyelerden bahsedeyim oyuna yeni başlayanlar için. Baya hızlı oynuyor insanlar. Sormaya başladılar. Ben şaşırdım yani bu kadar. Brand Dust 2 şey yapacak ya oynayan olacağını şaşırdım. Beklemiyordum açıkçası. Neyse hemen şey yapalım. Şimdi bu hikayede ilerlediğiniz zaman her hikayeyi bitirdiğinizde yani hepsinde değil de bazılarında önemli karakterler var. Shop'tan alabiliyorsunuz. Burada gösterebiliyor muyum? Şuradan göstereyim. Gel abi. Şu ticket'larla alabiliyorsunuz. 5 star rare contract diye geçiyor. Şimdi bu elinizde burada varsa eğer bunlardan bunları değiştirin. 3 starları 4 star yapın. 4 starları 5 star yapın. Gidip de hiç 3 star 4 star karakter bence seçmeyin, harcamayın, değmez. Gelelim ondan sonra önemli karakterleri alacağız. İlk en önemli karakter almanız gereken şu. Dayan. Dayan karakteri. Bunu da nasıl alıyorsunuz? Bu hikayeyi bitirdiğiniz zaman homunkulusu. 10. hikayeyi bitirdiğiniz zaman girin abi homunkulusa. Komple bitirmeniz lazım bu arada hikayeyi. Sadece açmanız yetmiyor. Bu haritalarda şey oluyor. Mekanlar oluyor böyle şey işareti olan. Ya ZZZ'de olur. İki şekten birinde oluyor. Ya da bu barda oluyor. İkisinden birinde. İkisine de bakın hangisiydi hatırlamıyorum. Ya bardaydı ya uyuma mekan. Uyuyordu değil de barda, bardaymış mesela burada barda. Burada böyle kafasına 5 yıldız diyen olur. Diyeni gelin. Böyle geldiğiniz zaman mesela işte diyene recruit dediğiniz zaman bu şekilde recruit edebiliyorsunuz. Diyeni alın. Diyeni almanızı gereken sebepse neden çok önemli? Şu dispatch diye bir şey var günlük. Sürekli gönderiyorsunuz karakterleri. Bunların seviyeleri var. İlk başta işte beginner falan en temelden başlıyor. Geleyim şuraya göstereyim. Burada ben de Legendary şu an. Böyle baktığınız zaman buraya. Nereden başlıyor? Beginner'dan başlıyor. İşte gönderiyorsun dispatch'e falan. Level atlıyor. Do full olduğu zaman level'ı. İşte gelip upgrade etmeniz lazım bu arada. Full olduğu zaman. Kendiniz burada işaret çıkar kırmızı. Tıklayın ona. Rank up'a basın. Ondan sonra Intermediate olacak. Advanced, Expert, en sonunda Legendary. Legendary olana kadar işte bir hafta falan sürüyor her gün gönderdiğinizde. Bu dispatch'ten buradan gem gelebiliyor. İşte ne bileyim level atlama materyali geliyor, pirinç geliyor. Bu bayağı önemli yani. Bu değeni alın kesinlikle. İkinci en önemli karakter göstereyim hemen buradan. Şuradan alıyorsunuz. Row şeyinde. Kaçıncı pekmiş bu? 4'te. Burayı bitirdiğiniz zaman buradan da Orstein'i alıyorsunuz. Nerede Orstein? Reis'i leveladık mı? Levelamışız. Orstein'in şu kostümünü alıyorsunuz. Bu. Ya eğer elinizde bu karakterin herhangi bir kostümü varsa bu arada gerek yok. Aynı şekilde diğerinin de herhangi bir kostümü varsa ama gene de alın yani hani bayağı önemli yani. Orçtayn o kadar önemli değil. Orçtayn herhangi bir kostüm varsa bir tane olsa elinizde yeter de diğerini her türlü alın yani. Diğerinin şu kostümü de olsa elinizde dediğim dispatch'i yapabiliyorsunuz ama bu kostüm de bayağı önemli olduğu için gene de alın yani bir tane elinizde bulunsun. Orçtayn da aynı şekilde şey olayı var. Diyen'le aynı dispatch mevzusu var. Kedileri gönderiyor o da. Her gün bunu da gönderin. Her gün bunu da levelayın Legendary'e kadar. Buradan da işte gold'dur. İşte efendime söyleyeyim level up'lamak için yıldızdır vesaire. O tarz materyaller geliyor. Böyle her gün gönderiyorsunuz. Birikiyor bunlar. En önemli ilk iki tanesi bu. Ondan sonra alabileceğiniz üçüncü en iyi karakterlerden bir tanesi buradan alıyorsun. Bloody Rhapsody'den. Bu Bloody Rhapsody'de şu an banner'ı olan karakter var ya. Şu an pullayabildiğiniz yani. Liatris. Onun bir tane düpünü alabiliyorsunuz. Şimdi onu almanın en büyük avantajı da şu. Bu Liatris'i oradan bir tane alırsanız eğer buradan karakteri pullamış gibi gösteriyor. Şuradaki etkinlikten bir de ekstra 10 tane pull alabiliyorsunuz. 10 tane bilet alıyorsunuz yani pull. O açıdan da iyi. Liatris'i alın. 3 tane en önemlileri aldık değil mi? 3 karakteri. Onun dışında başka çok önemli bir şey var mı buradan? Başka bakalım. Şu an için diğerleri çok önemli değil. Elinizde tutabilirsiniz varsa ticket'ınız fazladan. Eğer işte istediğiniz bir karakter geldiğinde alabilirsiniz ama gidip de sıfıra kadar bütün ticket'larınızı harcamayın. Bu en önemli 3 karakteri aldıktan sonra atıyorum 5 tane ticket varsa harcayın ama elinizde bir iki tane tutun. O üçünü harcadın diyelim. Elinde kaldı 2 ticket. Ben onları harcamam. Bende de 2 tane ticket var mesela tutuyorum şu an. Harcamıyorum. Çünkü yeni hikayeler geliyor. Şimdi bir yeni hikaye daha gelecek. Belki güzel bir karakter eklerler. Ona hemen geldiği gibi alırsınız. Anladınız mı? Yani dibine kadar ticketların hepsini harcamayın. Bu bahsettiğim 3 karakteri aldıysanız. Onun dışında bir şey daha soruyordu arkadaşlar.
neye level'layalım, neye edelim diye. Bunu diğer videoda bahsettim. Ya yani Wiggle ilk hikayeyi temizlemek için bu karakter UR silahıyla başladıysanız zaten her türlü bununla her yeri temizlersiniz. Çok problem yaşamazsınız. Onun dışında başka... Buradan shop'tan neleri alalım diyorlar. Soranlar çok oldu. Göstereyim hemen. Buradan en önemlisi şu Tear of Goddess. Bunu alın. UR şeyi alın. Kafalığı alın. Bunu alın. UR kafalığı işte bununla level'lıyorsunuz zaten. Buradan bu materyalden alın işte. Kaça kadar artı 9 oluyorsa. Ticket'lar zaten en önemlilerden bir tanesi. Refining kristalleri alın. Ondan sonra biraz tercihe kalıyor. Yani yeni başlayan biriysen rank up 4 star bayağı önemli. İşte gear yapma materyali önemli. Bunların hepsini alabiliyorsunuz. Bak hala şey var. Bende puan var. Çok zorlanmıyorsunuz yani. Shop'u temizleyin. Şu diğer şeyler çok önemli değil yani. Bunları almayın game'le hiç gerek yok. Günlük temizlediğiniz zaman bütün materyalleri alacak kadar size hatta fazlasıyla şeyden puandan geliyor. Sadece girin her gün. Bunun ıvırını zıvırını yapın. Şu Hunter'da şey Field Hunter mission'ını yapın. İşte Quick Clear diye bir şey getirdiler. Bu eskiden yoktu. Onu yapın her gün. Oradan da o geliyor. Onun derdi de yok şuradan. Buradan patlattınız mı ekstra puan da geliyor. Şimdi başka bir şey daha var mıydı? Vallahi hiç yani bu aralar çok yoğunum da. O yüzden hızlıdan başlıyorum böyle. Yani vakit olduğum aralarda hızlı çekiyorum videoyu. Böyle bir önden hazırlayayım şunları söyleyeyim bunları söyleyeyim diye. Pek olmuyor. Şunu soranlar oldu bunları harcamaya değer mi değmez mi diye. Bunları genelde ya böyle mesela işte atıyorum dibindeyseniz bir karakterin. Mesela Blood Gluten Justia. Ben de bu karakter eğer artı 0 olsaydı bir tane alırdım buradan. Neden? Artı 1 yaptığınız zaman SP'si düşüyor. Her zaman bu SP düşmeye öncelik gösteriyor. Yani en çok kontrol etmeniz gereken o. Ama şu an mesela ben bunu artı 2 yapsam hiçbir şey değişmeyecek. Sadece hasarı biraz artacak. Değmez. O yüzden harcamıyorum. Buradan yeni başlayanlar için bu 1800 ay sonuna kadar bekleyin. Bu shop için. Ay sonunda buradan bir tane karakterin artı basabiliyorsunuz. Limited hariç. Diğer karakterlerden. Bekletin ay sonunda kaç tane olacak elinizde. Ona göre karar verin. Ben genelde her ay bunu alıyordum normalde. İşte 10 pul alıyorsunuz buradan. Bunu alın yani. Bu 10 pul iyidir. Şu an bekletiyorum ben. Çünkü bu Tear of Goddess diye şey eklendi. Yeni modun zımbırtısı. Ay sonuna kadar kaç tane olacak bende. 3K olursa eğer işte bir tane bedava upgrade'i alacağım. 3 tane Tear of Goddess'ı alırım. Ama eğer olmazsa 3K işte atıyorum elimde sadece 2K falan olursa herhalde 10 tane ticket'ı alırım. Bir de Tear of Goddess'ı alırım. Bunu alır mıyım bilmiyorum. Hani ay sonuna kadar bekleyin günlük free pull'lar işte herhangi bir karakteri attığınızda ne kadar birikecek. Ona göre hesap kitap yaparsınız kendiniz. Başka sorulan bir şey yoktu. Gear muhabbetini sordu. Yani şeyi soranlar oldu. Bu otomatik farmı nasıl yapıyoruz diye. Buradan bu zımbırtıyı. İlk önce burada bak diğer videoda da gösterdim. İlk buradan temizlemeniz lazım. Burada buraya girip buradan işte her seviyesinin tamamını birer kere komple temizlemedikten sonra otomatik temizleme açılmıyor. Buradan böyle seçip işte paranın bir kere full boss'una kadar normalinin hardının ve veri hardını kesmen lazım. Atıyorum sadece normali full temizledin. Normali full dediğinde sadece normalin otomatiği açılıyor. Hardı temizledin ama hardın da otomatiği açılıyor. Veri hard temizledin ama veri hardın da otomatiği açılıyor. Aynı şekilde burada şeyler de öyle. Şu yukarıdaki nerede onun adı? Mesela bunları nasıl yapıyorsun diyorlar diyorsunuz mesela. Bu buraları nasıl açıyorsunuz? Bunların hepsini mesela Wild Board Cave. Bu nerede? Bak ben de mesela şu an yapamıyorum veri harda normali harda. Neden? Çünkü ben burayı açmadım. Çünkü buraya ihtiyacım yok. Ama burası neresi mesela? Bunu artık Google'dan bakacaksınız. Ezbere ben de bilmiyorum hangisi diye. Wild Boar Cave'i şeyden biliyorum adını. Chapter 1'in yeri burası. Chapter 1 yerinden şey yapıyorsunuz. Neydi onun adı? Gidip gel göstereyim nasıl olduğunu da. Geleceksin buradan. Chapter 1'e giriyorsun. Her chapter'da kendi şeyi var. Teleportasyon şeyi vardır. Bu zımbırtısı. Buna bastığınız zaman burada altta yazar mesela. Bak Wild Board Cave. Buradan görebilirsiniz yani. Hani hangisi size lazım diye. Buraya teleport olup buraya işte temizleyeceksiniz. En ilk başta normalini temizliyorsunuz. Burayı bitirdikten sonra hardını temizlemek için şöyle bir şey yapmanız lazım. Çıkıp bakın burada tabela var. Hepsinde aynıdır bu. Tabelaya girip hardı seçeceksiniz. Hardını girip temizleyeceksiniz. Hardını temizledikten sonra veri hard açılacak. Gireceksin veri hardı temizleyeceksin. Onları temizledikten sonra burada böyle bu şekilde otomatik temizleme açılıyor.
Direkt bunlar açılmıyor. İlk o şekilde yapmanız lazım. Söyleyeceklerim bu kadar. Başka bir şey gelmedi aklıma. Hala varsa, aklınızda soru, bir şey takıldıysa yazın yorumlara. Elden geldiğince cevap vermeye çalışayım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.